bizi sevmesen de, artık dönmesen de, başa gönlüm bilir, sakın ha geriye dönme. Bitti sevmesen de, artık dönmesen de, başa gönlüm bilir, sakın ha geriye dönme. Anlatılmaz, yaşayan bunu aşık bilir. Pişman olup da sakın geri dönme, yol verdim sana git güle güle. Her şeyin bedeli olmalı bence, aşkımın bedeli yok mu sence? Pişman olup da sakın geri dönme, yol verdim sana git güle güle. Her şeyin bedeli olmalı bence, aşkımın bedeli yok mu sence? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Azrail'e Rengarenk program, inşallah güzel bir program olacak bugün. Bugünkü konuk misafirlerimiz, Kerim Şanlı, pop sanatçılarımız. İkinci misafirimiz, TikTok sevenler, Fenomen Minak Melike. Üçüncü misafirimiz Halit Kartal, sinema oyuncusu. Bugün böyle güzel bir program olacak inanıyorum. Hem pop sanatçı, hem oyuncusu, hem TikTok fenomen. Çok bir güzel muhabbet olacak, çok güzel eğlenme bir program olacak inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk var. Nasılsınız Kerim Bey? Valla teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizin enerjiniz de çok güzel bu arada Azra Hanım. Konukçu arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Siz de hoş geldiniz. Onların da ayrı ayrı enerjileri yüksek. Melike Hanım'ı da takip ediyorum. Halit kardeşim zaten piyasada ismini yazmış bir kardeşimiz. Evet. Herkesin yolları bahtları açık olsun diyorum. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet Kerim Bey, ben size odul töreninde gördüm zaten. Evet, sonra doğru. Sosyal medyadan gördüm. Baktım sizin şarkıları, pop şarkıları beğendim ve istedim sizin böyle karşı karşı canlı müzik şarkıları pop dinleyeceğim diye. Harikaydı şarkı.
Bu eseri siz mi yazıyorsunuz? Siz nasıl başladınız? Bunlar şöyle söyleyeyim. Kendini izleyicilerimize tanıttır mısınız? Öncelikle beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel, çok güzel bir atmosfer var burada. Şimdi Kerim Şanlı aşağı yukarı 17 yaşından beri sahnelerde piyano şantör olarak zaten devam ediyordum. 6 ay evvelinden dedik bunları bir albümde toplayalım. Çünkü eserlerimin hepsi, söz, müzik, hepsi bana ait. Hepsi de hep yaşanmış şarkılar. Zaten onun için sevildi. Evet. Yaşanmış olduğu için albüme başladık. 5-6 ay gibi bir süre oldu. Yani hiç reklam, promosyon yapmadığımız halde kendi halinde gerçekten güzel yerlere geldi. Tabii sizlerin desteğiyle. Sonuçta sosyal medyada gördünüz, fark ettiniz. Fark ettikten sonra çağırmaya da bilirdiniz. Demek ki güzel bir şeyler katabiliyorsak insanlara. Evet. Amacımız bu zaten, sanat. Evet, sanat tabii ki. Sanat. İnsan yani sanattan yaşıyor. Sanat olmazsa olmaz yani. Tabii ben sanat, öyle düşünüyorum. Sanat olmazsa zaten sanatı yaratan da zaten duygulardır, düşüncelerdir. Evet, her insanın buna ihtiyacı var. Tabii yaşanmışlıklardır. Belki sanatçı olmayabilirim ama sanat ihtiyacı var insanın. Tabii kesinlikle. Ya dediğim gibi bu şarkıları ben oturayım şurada işte söz yazayım, beste yapayım olmadı. Bunların hepsi bir yaşanmışlıkları, bir birikimi. Bu nedir? Duygudur. Biz duyguyu sözlerle, müziklerle haline getiriyoruz. İzleyenlerimize de sunuyoruz. Evet. Ama şu ana kadar dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede 2 tane ödül aldım. Aynı zamanda Genç Kral TV'de de program ve sunuculuğunu yaptım. Şanlı Şov'a başladım. Buradan da zaten oraya gideceğim. Onun için izleyenlerimiz kusura bakmasın. Ben saat 9-10 gibi buradan çıkıp ta Maslak'a yetişmem lazım. Evet. Vallahi güzel. Gerçekten atmosfer çok güzel. Herkes evet. Öyle. Konukçu arkadaşlarımız olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi şu andaki söylediğiniz bize şarkı mesela buna yaşarak mı söylediniz yani yoksa normalde böyle? Yok şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü bazen konukları burada misafirler yaşadık diyor. Buna yazdık eser mesela söylüyoruz falan. Az önce bahsettiğiniz zaten de belki siz de buna yaşadınız mı? Ha, şimdi şöyle zaten şarkının sözlerini bir kağıda yazdığınız zaman şarkının sözlerinde zaten bir sitem var. Yani bu da bir ayrılık yani yaşanmışlık var. Mesela bundan sonra kızacaksın var. Mesela kızacaksın da da aynı şekilde sitem var. Can kız gene sitemli. Hıçkıra hıçkıra gene sitemli. Vallahi bilmiyorum bu yazdığım şarkılara bakıyorum da herhalde aşk hayatım benim çok kötü. Öyle mi? Çok kötü çünkü hep böyle çıkıyor. İnanın hepsi söz müzik bana ait ve hepsi de yaşanmış. Benim bu için... aşk nasıl bir şey? Herkesi böyle yaşatıyor. Vallahi ya. Bilmiyorum yani. Geçmişteki aşklara bakıyorum da işte Ferhat dağları delmiş, işte Şirin bir şeyler yapmış. Demek ki benim de bu hayattaki rolüm aşkta kaybediyoruz, yazıyoruz. Evet, aşkta kaybediyoruz. Kaybettin mi? Vallahi, hiç kaybettin mi yoksa kaybetmeye kazandın mı? Kaybetmeye devam ediyoruz ki hala aynısını yazıyoruz. Aynısı. Yani pop şarkısı olmasına rağmen mesela hareketli az evvel okuduğum şarkı mesela pop şarkısı. Ama evet. Baktığınız zaman bir sitem var. Yani hem sitemi, hem duyguyu, hem ayrılığı bir şarkıda bilmiyorum herhalde güzel anlatıyorum. Evet, doğru. Evet, şarkı sizin şu anda söylediğiniz gibi ve ben de söyleyeyim. Gerçekten şarkı böyle hayat anlatıyor. Yaşadıklarımız anlatıyor. Bu tabii ki hepimiz yaşıyoruz yani. Kime yaş, kime dert, kime yuvası, kime ailesi ne bileyim. İnsanın her rengarenk bir yaşama var hayatında. Kesinlikle. Evet. Yani her insanın hani bir şarkı vardır. Herkesin içerisinde ayrı bir dert vardır. Tabii. Herkesin içerisinde tabii ayrı bir dert var. Sonuçta biz bu dünyada yaşamaya geldik. Sonuçta burası bir sınav. Öyle her evet. Şey güzel olsa, istediklerimizin hepsi olsa... Hayat interese olmaz o zaman. İnanın hiç zevk alamazsınız. Yani düşünün... Yani hayal ettiniz, arabanız oldu. Hayal ettiniz, eviniz oldu. Her şeyiniz oldu. Bir müddet sonra ne diyeceksiniz? Yani. Bir sene, iki sene sonra bıkacaksınız.
Ya iyisiyle kötüsüyle hayat güzel. Evet, aynı. Hani hayat böyle, bazen dertli olur, bazen kime nasıl olur, interesa gidiyor yaşamanı. Hani ona konuştuk ya, şu anda. Tabii. Herkese ne güzel bir hayat nasip etsin, istediği gibi ve her şey olsun inşallah. Tabii inşallah, inşallah. Geçen hafta da bir kahve içme arkadaşlarım da oldu. Arkadaş aşık, yani benim kız arkadaşım. Aşık olmuş, bir anlatıyor. Şu anda sizin şarkıdan dolayı bunu biraz anlatıyorum. O şimdi izliyor. Ya ben dedim, bırak bu aşklar maşklar, yeter dedim ya. Sen kahve içmeye geldiyse kahve içelim. Her kahve içmeye aşk bahsetme dedim. İnşallah diyor, bir gün sen aşk olursun da görürsün ne demek diyor. Vallahi. Hani şimdi şöyle bir şey. Tabii ki her insan içinde bu var. Hani evleniyor insan, aşık oluyor, evleniyor veya sevgili olur, bilmem ne olur. Veya okul arkadaşından aşık oluyor. Hani hayat içinde var bu. Her an her şey. Tabii ki. Ama çok önemsemen insanlar var buna mesela. Hani hasta gibi ve. Kesinlikle. Tabii ki. Mesela ben bazen arkadaşlarla sohbet ederken bana soruyorlar ya, işte bütün şarkıların hepsi temli, işte aşk üzerine, şu üzerine falan. Evet. Ya nasıl yapıyorsun? Ben de diyorum ki, yani ben de size o zaman şöyle bir beddua edeyim. Yani siz de aşık olun. Bakın nasıl yazıyorsunuz. Ya. Yani gerçekten aşkların iyisi de kötüsü de yok. Sevmesini bilelim, sevilmesini bilelim yeter. Tabii, doğrudur. Teşekkür ediyoruz Kerim Bey. Ben teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar devam edeceğiz tabii. Muhabbet. Evet, Melike'cim geldik sana. Evet, Melike TikTok'un fenomeni. Milyonca takipçi var, milyonca seven insanlar var. Artık Türkiye tanıyor Melike. Valla milyonların Melike bir tanesi burada. Biz Melike'cim alıştık ona. Bir tanesi evet. Burada. Şimdi burada. Her gün canlı yayın açıyor. Bir sürü takipçi var. Mesela bir canlı açtı mı 2000, 3000 takipçi hemen bir dakikada canlı yayında takip ediyor. Yorumlar yazıyor. Herkes güzel yorumlar yazıyor. Seviyorlar. Yani Melike'cim, bu TikTok başladın mı? Ben takip ediyordum size. Teşekkür ederim. Çok tatlısın, çok seviyorum ben seni. Şimdi sormak istedim, bu TikTok nasıl başladın yani? Kendini nasıl buldun böyle başladın? Ne düşündün bu TikTok başlayınca? Hani kendine böyle eğleneceğim, sıkıldım, TikTok nasıl başladın? Ya aslında benim sosyal platformlarla çok aram yoktu mesela. Bir arkadaşımın vasıtasıyla başladım ben buraya. İlklerde çok sildim, tekrar yükledim, tekrar sildim. Yani sıkılıyordum daha doğrusu. Sonrasında bir tane videom hemen bir tuttu benim, oynadığım bir tane videom. Onunla beraber 2K falan oldum 2 günde. O videom tuttu, 2K oldum. 85K'ya kadar yükseldim bir sene içinde. Normal rutin yayın yapıyordum ya da yapmıyordum o zamanlar. İlk bir sene yapmadım doğru düzgün. Sonra evimde oturarak, çekirdek yiyerek, fanta içerek falan yapmaya başladım. İlk pandemi süresinde 2019'da. Evet. Mart'tan sonraydı sanırım, 18 Mart'tan sonra falan pandemi patladığında. O zaman işte yapmaya başladım. Öyle böyle derken çoğu insanın evimi bilmediği evimi açtım insanlara. İlklerde mesela çekiniyordum, yapıyordum evimden dolayı bazen. Sonra yapabildiğim şeyleri, aslında hiçbir şeyin engel olmadığını, İstediğin sürece her şeyi yapabildiğini göstermek için insanlara böyle yayınlar yapmaya karar verdim. Çoğu insanın hoşuna gitti. Hani helal olsun diyen de oldu. Hani başka türlü, nasıl diyeyim, kendi kötülüğünü kusmak için yazanlar da oldu. Çünkü bazı insanlar maalesef ne yaparsanız yapın mutlu edemiyorsunuz onları. Tabii. Hani hep bir beklenti içindeler ya da sizler bir şeyler başardığınız zaman, yapmaya çalıştığınız zaman ufacıcık bir tebessümünüzden bile rahatsız olan insanlar oluyor. Evet. Hani bunu istemiyorlar, kimse mutlu olsun ya da bir şeyler başarabilsin istemiyorlar. Ya, çünkü tabii ki öyle insanlar da var. Kendilerinde bu gücü göremedikleri için senin de istemiyorlar. Hani evet. Her zaman senin üzerine basarak ya da
Ben kötüysem o da kötü olsun. Neden iyi oluyor ki? Aslında sizin hiçbir kimseye zararınız yokken, kendi kendinize, hayatınıza devam etmeye çalışırken, bazı insanlar sizin haberiniz yokken rakip bile olabiliyorlar size. Evet, doğrudur. Yani bunları da çok gördüm. Hani çok değişik ama mesela şu anda bazen çok dolaşıyor haberlerde, orada burada. TikTok çok kötü bir platform. Hani şöyle böyle değil. Aslında öyle değil. Nasıl kullanırsanız öyle. Ben çok güzel insanlar kazandım. Çok güzel aile edindim orada. Yani güzel şeyler kattı. El becerilerim belki daha çok arttı. Mesela hamur işleriyle falan çok aram yoktu. Yapmazdım mesela. Orada daha çok bir istek geliyor. İnsanlar seviyor. Mesela benim yemek yapmamı, iş yapmamı, yememi, onların karşısında ben yediğim zaman doyan insanlar var mesela. Bu çok güzel bir durum. Yazıyorlar, ben görüyorum, evet. Tabii ki. Yani bunu gerçekten hissettiren insanlar var. Maalesef dediğim gibi arada çürük elmalar da çıkıyor ama onlarda bir şey olmuyor yani. Yani ne kadar yıldırmaya çalışsalar da her zaman dediğim gibi TikTok kapanana kadar ben de oradayım. Evet, çok iyi düşünmüşsün. Yani yalnız yaşayan beceremez mesela. Ben şu anda sunuculuk yapıyorum. Programım var ama ben şu anda TikTok canlı yayın yapamıyorum. Yemekleri çeşit çeşit yapıyor. Mutfak süper yani. Kurabiyeler dün mesela izliyordum. Kurabiyeler yaptı. Börek yaptın değil mi? Börek de yaptı. Her gece bir börek yani şimdi şuradan her gece her akşam yani bir şeyleri yapıyor. Mesela temizlik çok seviyor. Eve çok düşkün. Çeşit çeşit yemekler yapıyor. Ben izliyorum yani. Tebrik ederim Melike'cim. Bu büyük bir başarı. O kadar insanları kazanmak kolay değil. Hani o çürük elmalar diyoruz ya. Onlar bir köşeye yani diyelim atalım, seni binlerce, milyonca insanlar seven var, bunu bir başar. Hani bu kadar Türkiye, koskocaman Türkiye'nin Türk insanları bir de şunları demen lazım. Ben her zaman paylaşımlarımda belirtiyorum. Maalesef toplumumuzda var. Diyorum ki her zaman inanmak başarmanın yarısıdır. Tabii her zaman. Tabii. Ya tabii şöyle her zaman şey, noktanı koyacaksın. Şöyle de bir laf vardır. Hiçbir zaman sizden başarılı insanlar sizi eleştirmezler. Her zaman başarısız insanlar sizi eleştirir. Tabii canım, doğrudur. Yani şöyle bir laf vardır. Evet. Ben ona inanarak yani mesela benim modum bazen çabuk düşebiliyor ama kendimle alakalı. Mesela sanıyorlar ki oradaki yazdıkları kötü yorumlardan dolayı benim modum düşüyor. Aslında belki o an ben sevdiğim birine kırılmış olabiliyorum, başka bir şey takabiliyorum kafama. Hani her an, her saniye aynı modda olmuyorsun. Mesela az önce çok yorgundum, fazla uykumu alamadım. Hani bunu bile başka yerlere çekebiliyorlar. Hani onlar eleştirildikçe ben üzülüyorum sanıyorlar. Aslında onlar eleştirdikçe ben daha çok güçleniyorum. Bunun farkında değiller. Hani şimdi herkes izliyorsa buna artık bilsinler, öğrensinler değil mi? Azim ve çabalarında güzel yerlere gelmişsin. Evet, gerçekten. Siz önce bir TV'ye çıktınız. Hangi TV diyor? Anadolu Dernek TV. Ha, Anadolu Dernek TV'ye yani, çıkmış. Anadolu Dernek TV'ye çıktım. Sonra tiyatro oyunculuğu yapıyorum ayrıyetten ben. Ha, tiyatro oyunculuk devam ediyorsun. Evet. Maşallah. Ona da yapıyorum. Arada bir sinema oyunu falan çıkıyor. Hatta en son bir tane yine oynadım. Daha yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Öyle. Maşallah bak ne güzel işte. Çok başarmış. Bak, işte, evde tamam. Oturan yani tatlı kız
TikTok açıyor, hayat oradan başlıyor. Nerede, nereye kadar geldi? Evet, bak zaman, her şey yani ilacı. Ne düşünürsen bu olmaz diye bir şey yok. İlla ki olacak, yeter ki insan istesin. Kesinlikle ben her tebrik zaman... Tebrik ediyorum, evet. İnşallah daha yüksek yereleri size göreceğiz. İnşallah her bizim Türk TV'leri seni göreceğiz Melike'cim. Hepimiz sizin yanındayız, hepimiz yani destek olmak istiyoruz. Çünkü yani ne bileyim tatlı kişisin, başarılısın. Hani az önce dediniz ya, başarmayan kişiler çekememezlik yapıyor. Aynen. Hani normalde başarılı insan bunu ne demek oluyor bilir zaten. Çok teşekkür ederim Melike'cim buraya geldiğiniz için. Tabii ki yine konuşacağız, devam edeceğiz bizim muhabbetimiz. Evet buyurun Halit Bey. Siz de sinema oyuncusunuz. Size de Odul Tören'den tanıştık. Evet. Fotoğrafları çektik falan. Çok gayet bir güzel tanışma oldu. Değerli insanlarımız orada. Şimdi siz bahseder misiniz? Bu oyunculuk mesela kaç yaşından başladı? Bu sizin küçüklükten mi hayal vardı bu oyunculuk olmak? Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Evet çocukluk hayalimdi. Bu çocukluk hayalime 3 yıl önce Mart'ın 20'sinde ulaştım ben. Tabii ki kolay olmadı. Yardımcı oyunculuklarla başladım. Diyaloglu gittim. Karakter oyunculuklarla başladım. Ardından sinema projeleri geldi. Tiyatro derken bugün 3. yılımı doldurmuş oldum. Yani zaman her şeyin ilacıdır. Zaman kimi nereye getireceği belli olmuyor. Yani Melike evet. Hanım en basit örneği Melike Hanım azimiyle, çabalarıyla bir yerlere gelmiş. Aynı şekilde yani her zaman ben sözlerime değinirim. Derim ki inanmak başarmanın yarısıdır. Çünkü bir yere çıkıyorsan başarmak da var, kaybetmek de var. Başarırsan zafer elde edersin. Ama kaybedersen tecrübe kazanırsın. Tabii ki. Ben bu yaşıma kadar hiçbir şeyden korkmadım. Neden korkmadım? Çünkü kaybetmeyi de göze alacaksın bazen. Hayır. Yani kaybetmeyi göze alacaksın ki bir şeyler kazanabilesin. Hayatta bir şeyler tecrübe kazanabilesin. İnsanları görebilesin. Yaşamını görebilesin. Zorlukları görebilesin. Yani hayat şu anda çok zor. Evet. Yani şimdi bakıyoruz toplumumuz farklı noktalara gidiyor. Gençlerimiz olsun, aileviyle sorunlar olsun. Çok 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 farklı noktalara gidiyor. Kendim zaten sosyal olmayı çok seven bir insanım. Pardon, özür diliyorum. Estağfurullah. Sosyal olmayı çok seviyorum. Yani topluma karışmayı, toplumla kaynaşmayı çok seven bir insanım. Yani oyuncularda şöyle başladım. Bazı bir Kerim Bey'in Kerim Bey'le aynı kaderi paylaşıyoruz sanırsam. 3 yıl önce bir arkadaşımla bir mevzumuz olmuştu. Bir gün böyle bir toplum ortamında arkadaşımla görüşürken sosyal medyada geziyordum nadiren. Ankara'da da Teşkilat dizisi çekilmeye başlamıştı o zaman. Sosyal medyada gezerken baktım, arkadaşım dedi ki bu işi yapan dedi bizim arkadaşlar dedi. Önlendireyim seni. Ya dedim sen ciddi mi diyorsun? Benim dedim hep hayalimdi. Peki dedi, yönlendirdi. Çağırdılar beni, görüşmeye aldılar. Görüştük falan filan derken oradan başladık bir rolle. Derken tabii sanat önce sabır ister. Tabii yani ki. Yeri geliyor, yere yatıyorsun, kalkıyorsun, çamura giriyorsun, soğukta duruyorsun, yağmurda ıslanıyorsun. Efendime söyleyeyim, kolay kolay sıcak ortamda bulunamıyorsun veya ne bileyim yaz mevsimidir, sıcakta terliyorsun. Bunaltıyor yani. Ama gerçekten sabır isteyen bir iş sanat yani. Girdik, işte başladık oyunculuğumuza. Daha sonra çevreler edindim.
toplumsal yani yönetmenler olsun, oyuncu arkadaşlarımla hep zaten haşirin işinim. Bugün buraya gelmemin sebebi de ödül programından sizin vasıtasınızla yani bu yayına çıktık. Nereden nereye yani? O gün orada tanıştık sizinle. Evet, az önce dediğimiz gibi işte nereden nereye. Yani, sanat budur işte. Sanatta evet. Herkes birbirine destek olmalı. Yani nereden nereye? Zaman çok kısa. Yani evet. Bu günümüzü yani zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Araştırmalar yapmamız lazım. Kendimizi toplumsal olarak geliştirmemiz lazım. Yani. Doğrudur. İşte hayalleri ulaşmışsın. Hayallerime çok şükür ulaştım. Tebrik ederim. Son bir hayalim kaldı. O da çok yakında inşallah. Onun peşinde koşuyorum. Hayali çok, bize açıklar mısın yoksa yok, böyle sürpriz olsun. Tamam sürpriz olsun. Zaten takip ediyoruz size. Evet. İnşallah. İnşallah. O sizin hayalleriniz hep olacak ve mutlu olursunuz. Başarılar diliyorum. İnşallah size de daha illeri, daha yüksek yerleri, daha çok sinemalarda göreceğiz inşallah. Beraber evet arkadaşlarım. Size de bu arada programınızda başarılar diliyorum. Her teşekkür zaman ederim. Bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak, bir sanatçı dostunuz olarak her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Bizler de bu çatı altında sanat camiasında birlik ve beraberlik tabii içinde ki olmamız lazım ki birbirimize destek olalım. Tabii yani ki. Günün ve zamanın neyi getireceğini bilemeyiz. Yani aynı insan de insana her zaman lazımdır. Tabii. Ben hep hayatımda bu şekilde bakarım yani. Evet, onun doğrudur. Için bizi buraya davet ettiğiniz için şahsım adına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de yani teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İyi ki sizi tanımışım. Teşekkür Hazır ederim. Abi. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi bir enerji alalım. Pop şarkı gelsin. Alalım. o zaman kızacaksın da devam edelim. Tamam. Hazır Hanım. Sen nasıl seveceksin aşkıma?
Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bakın her şarkıda bir sitem var. Demek aşkta kazanamayacağım ben. onu anladım artık. Aşkta kazanamazsan ama güzel para kazanacaksın Kerim Bey. Allah şimdi, daha çok versin. Gözü olanın gözü çıksın. Şimdi tabii para eşittir mutluluk, eşittir aşk. Hiçbiri olmadı mı hiçbiri olmuyor. Hani her şey birden olursa ne güzel hayat zaten olur. Para, aşk, odur budur. Yani tabii ki az önce konuştuğumuz işte. Hani hem para olsun hem aşk olsun. Bazen insana para verir, bazen insan aşk verir. Hayat işte. Tabii zaten öyle bir anda, mesela ben dediğim gibi 5 ay oldu bu albümü yapalı. Ben hiçbir zaman şöyle düşünmedim. Ha ben ilk albümde patlayacağım, şöyle olacağım, büyük olacağım falan filan. Öyle olsaydı zaten bir şeyler eksikti. Ama şimdi dediğim gibi şu anda 5 aylık bir süreçte inanın hiçbir reklam vermedim, promosyon vermedim. Bakın radyolarda çaldırmadım. Efendime söyleyeyim yani magazin, şu bu kesinlikle reklam vermedim. Niye vermedim? Kendi halinde bir gitsin. Yani bakalım dinleyen beğenecek mi? Beğendikten sonra paylaşacak mı? Ne kadar yürüyecek? Bu halde gidiyor. Şimdi ben işte böyle devam ederse 1-2 aya kadar güzel bir reklam promosyon yapacağım. Ama dediğim gibi şu ana kadar sıfır halde. Yani hani bir arabayı itersiniz şuradan şuraya kadar kendi hızında gider ya. Evet. Bu hızla gitti. Bu hızla da 2 ödül aldım. Onun için dediğim gibi tabii çekemeyenler de olacak. Melike kardeşimizin söylediği gibi. Ben evet. Onlara her zaman şu şeyle bakıyorum. Ben inandıktan sonra, bakın ben inandıktan sonra başarısızlık korkusunu yendikten sonra bir insanın zaten en büyük hatası bu. Başarısızlık korkusunu yenmesi lazım. Mesela ben dediğim gibi piyanist şantörlük yaptım, hiçbir eğitim almadım. Mesela şarkı sözü yazıyorum, beste yapıyorum, aranjesini yapıyorum, hiçbir eğitim almadım. Ne diyeyim mesela en yakınına gelelim. Genç Kral TV'de bir röportajda şöyle bir şey söyledim. İnsan istediği her şeyi yapar. Yeter ki yaparım desin, kafasına koysun. Mesela hiç yapamayacağım şeylerden biriydi. Bir sunuculuk veya bir program sunuculuğu. Ama Genç Kral TV'nin sahibi Şahin abi, sen dedi yaparsın dedi, verdi bana gazı. Zaten biz sanatçılar gazla besleniyoruz. Aynen öyle. Bir gazı verdi, yapar mıyım abi, yaparsın abi, yapar mıyım, yaparsın. Bugün 3. yayınımı yapacağım. Mesela o işi yapmak için üniversitelerin bölümleri var. Doğru mu? Evet. Radyo, televizyon. Evet, evet. Mesela sizin yaptığınız iş kolay değil. Bizim yaptığımız iş kolay değil. Ama bir girdik, dedik biz bu işi yaparız, ben bu işi yaparım. Bismillah deyip başladık. Camiadaki çekemeyenlerle alakalı ben her zaman şunu söylüyorum. Yabancıların bizim için ürettiği bir fıkra var bakın. Belki duymuşsunuzdur. Kısa olarak anlatacağım. İşte Alman, İngiliz, Fransız, bir de bizim Türk. Cehenneme gidiyor. Bunları ayrı ayrı kazanlara atıyorlar. Bir bakıyorlar işte Alman'ın kazanında başında zebani, elinde işte oku, bekliyor. Çıkmak isteyeni dürtüyor aşağıya. İşte İngiliz'e geçiyor gene aynı şekil. Ondan sonra bir bakıyorlar ki Türk kazanın önünde işte zebani koruma yok. Ya diyorlar burada niye yok? Oraya diyor gerek yok diyor. Zaten diyor o Türk kazanı biri çıkmaya çalıştığı zaman diyor illaki diyor biri diyor çekiyor aşağı. Yani bizim camiamız böyle. Melike kardeşim zaten bunu aşmış. Evet, çok güzel konuştu. Kesinlikle, Melike çok kesinlikle haklı aşmış. Kendisini zaten takip ediyorum. Teşekkür. Takip ediyor musunuz Melike'yi? Tabii. Kendisini aşmış. Artık kimin ne dediği önemli değil. Bu saatten sonra konuşuluyor mu? Kendisini konuşturuyor mu? Yok. İyi ya da kötü konuşturuyorum. Yani arkadaşın da mesela dediği gibi kaybetmekten korkmamak lazım. Kesinlikle. Yola çıktığınız zaman hiçbir zaman kaybetmekten korkmamak lazım ki her şeyi göze almanız gerekiyor. Yoksa bazen bakıyoruz mesela kaybettiğimiz şeyler kazandığımız şeylerden daha güzel aslında. Tabii, evet, tabii. Doğru. Mesela soruyorum. Bu Genç Kral TV'de 44 ülkeye yayın yapıyor. Şahin abiye dedim ki ilk yayınıma 20 dakika var. Ya dedim Şahin abi dedim hani 44 ülkeye yayın yapıyoruz ya. Ya bir tanesini çıkarsak nasıl dedi.
Ya bir ülkeyi çıkaralım dedim. Hangi ülkede dedim, Türkiye'yi çıkar. Niye dedi? Ya bari dedim Türkiye'ye rezil olmayayım. İlk yayınım 20 dakika sonra canlı yayına gireceğim. Yani bunu dedim yani 44 ülke, yani bir ülke de değil. 44 ülkeye aynı anda rezil olacaksınız. Dedim Türkiye'yi çıkarın. Yani en azından Türkiye'de rezil olmasın diye. Sen dedi yürü dedi, sen dedi yaparsın dedi. Valla başladık, ilk yayını yaptık, ikinciyi yaptık. Bundan sonra da buradan çıkınca 3'e gideceğim. İnşallah dedi, daha başarılı olursunuz. Gibi, yani, işte az önce dediğiniz gibi ve bu hocalar bize gaz veriyor, yaparsın yaparsın diye. Bu çok önemli gerçekten. Zaten, hani ben bazen diyorum bunu yapamayacağım diye. Yani birisi iyi niyetli, iyi bir insan diyor ki yaparsın ya, neden yapmasın Azra? Çok güzel de yaparsın. Bir baktım dinledim, yapar mıyım yapmasam ne olacak yani? Hani şimdi yapmasa da yapmış olur ama baktım yapıyorum. Tabii tabii yani. Götürüyorum demek ya işi. Zaten moral, hani bu böyledir moral, her zaman. Ben inanmıştım ama önemli. Sana. İnanmıştım. Gerçekten inanmıştım. Yapacağını biliyordum çünkü. Bir de Azra Hanım, her şey kader kısmet. Ya o da yani tabii ki var. Bu 2022'deki çıkarttığım albümü normalde ben 2003'lerde çıkartacaktım. Ama bazı olaylardan dolayı aşk konusu bıraktım, ara vermiştim. Gerçekten bırakmıştım müziği. Bir tek klavye... Aşk mı bıraktırdı seni? Yani. Aa. Yani ya müzik ya ben aşktan dedi. Aşktan yakınmış adam mısın ya? Tabii, ya müzik ya ben dedi. Ben de dedim en büyük bestem sensin. Müziği bıraktım, tek şarkı söyledim. Dedim klavye elimde, evimde olacak ama. Çünkü o benim enstrümanım. Ne oldu? 2003'te böyle bir şey karar verdik. 1,5 sene evvel yolumuzu ayırdık. Yolumuzu ayırınca Kerim Şanlı çıktı ortaya. Her şey zamanını bekliyor. Demek ki 18 sene sonra... Bak insan beklemediği şeyleri. 2003'te bıraktığım yolu bana 2005'lerde deselerdi ki sen 2022'de tekrar müziğe geri döneceksin. Güler geçerdim. Gerçekten güler geçerdim. Ama her şey zamanını bekliyor. Demek ki yani aşk... Hani şimdi biraz ben kendine bahsedeyim miyim size? Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani koronadan önce tabii ki bu korona hepimizi mahvetti. Hani bizim bütün planları suya düştü öyle diyelim. Çünkü bayağı bir çok süre yani durduk, ev içinde kapattık. Ne yaptık? Yemek yedik, kilo aldık. Başka da bir şey olmadı. Aynen öyle, aynen öyle. Bu korona böyle bir şey getirdi bize. Koronadan önce bayağı çok sene yani... organizasyon işleri yapıyordum, sanatçılar, Gürcistan'dan sanatçılar getiriyordum. Türkiye'de mesela bu Sultanahmet tarafta, şeyde Karakoy'da, orada mekanlarda konser veriyorduk. Böyle bir organizasyon, menajerlik gibi bir şey uğraşıyordum. İşte bir gün davet ettiler, ben de ödül töreninde bulundum. Ödül töreninden sonra ikinci sabahta hiç beklemediğin andan... Böyle rüya gibi ve yaşıyor insan. O şekilde ben Vizyon 58 TV'nin düşmüşüm öyle diyeyim. Kuş gibi ve düşmüşüm buraya. Ama nereden başlayacağım, nasıl edeceğim? Demek her şeyi başladım ve devam ediyorum. Kesin. Hani şu anda biz konuştuğumuz, ben de bunu anlatmaya çalıştım. İnsan bir şey yani istediğimi yapabilir. Kesinlikle. Bir de karşı insanları, karşı arkadaşları... Karşı hocaları eğer der ki buna yaparsın, sen yaparsın, destek, insan yani. Destek oluyor ve destek alıyorsun. Eğer bu insan benden daha çok tecrübeli insan, kesinlikle. Hoca buna bana diyorsa ki sen yaparsın, bu iş içinde uzman insan, demek ben yapabilirim. Ben kendine göremediği şeyleri karşı insanları görebiliyor. Şimdi şöyle zaten bana Şahin hocam yaparsın dediğini bir başka arkadaşım deseydi şöyle bir dururdum. Yani... Sen yapmış mısın ki bana yaparsın diyebiliyorsun. Mesela o kadar önemsemezdim. Ama şimdi bunu Şahin Dokumacı, Genç Kral TV'nin sahibi, program sunucusu deyince, şimdi adamın geçmişine bakıyorsun, 30 senesi bu camiada geçmiş, o radyoculukta geçmiş. Eğer bu tutup da işte Kerim Bey sen bunu yaparsın diyorsa, demek tabii ki. Ki işte şu anda konuştuğumuz bu ki var. İnsan eğer bir şey istese yapabilir. Yapabilir. Şu anda yapıyorsunuz zaten radyocu, radyo tabii. Sunuyorsunuz canlı tabii, yayın. Tabii. Mesela buradan oraya gideceğim. Ha, oraya gideceksiniz yani evet. İşte ne güzel bir daha
Sizin bugün öğrendim, bilmiyordum. Evet, evet. Kitabınız kitabı yazıyorsunuz. Yaşamak, yaşatmak. Yaşamak ve yaşatmak. Evet, yaşamak ve yaşatmak. Bu güzel bir adı ne bu kitabının? Şimdi şöyle. Bu kitabı çok interese okuyacağım. Birazdan şimdi reklama gidiyoruz. Siz ne yapacağız şimdi Kerim Bey? Reklamdan sonra ayrılacaksınız mı? Bir tane şarkı bize okuyor musunuz mu? 9-10'a kadar var. Yani reklamdan sonra bir şarkı bize... Tabii. Öyle mi? Tabii. Oynat bir şey olsun da kurtlarımız dökelim. Yani var, biraz vaktimiz. Hepimizi var, oynattır var, bize. Var vaktimiz var. Var vaktimiz değil mi? Vaktimiz var. Reklama giriyoruz değerli izleyicilerimiz. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Sakın ayrılmayın. Bütün bildiklerinizi unutun. 7-8 kiloluk benzinli ağaç motorlarını bir kenara atın. Benzinli ağaç motoruna 7-8 bin lira vermeyin. İşte muhteşem bir ürün. Üstün Alman dizaynı Hofmann Pro şarjlı el testeresi. Hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bağ bahçe bulaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın, Hofmann Pro şarjlı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Hofmann Pro şarjlı el testeremiz lazer kesim elmas zincire sahiptir. En sert dalları bile kolaylıkla keser. 2 adet 21 watt liyon bataryası sayesinde saatlerce kesim yapabilirsiniz. Bir bataryayla aralıksız 60 dakika kesim yapar. 2 bataryayla tam 120 dakika hiç ara vermeden kesim yapabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği sayesinde tek bataryası 20 dakikada şarj olur. Benzin derdi yok. Benzin bitti. Nereden alacağım derdi yok. Sırtımda testere taşıyacağım derdi yok. Hofmann Pro şarjlı el testeresi sadece 600 gram ağırlığındadır. Özel silikon sap tasarımı sayesinde elinizden kayma yapmaz. Zincir koruma ve çocuk kilidi sayesinde istenmeyen kazalar yaşanmaz. Üzerindeki LED ışığı sayesinde gece karanlıkta bile kesim yapabilirsiniz. Hofmann Pro şarjlı el testeremizin yanında sizlere zincir bileme E'sini, Alyan anahtarını ve zincir yağını da hediye olarak gönderiyoruz. Testeremiz sizlere özel taşıma çantasıyla birlikte gelmektedir. Sağlam taşıma çantası sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla götürebilirsiniz. Kurulum ve kullanma kılavuzu sayesinde kimseden yardım almadan dakikalar içerisinde kurarak kullanabilirsiniz. İster budama yapın, ister dal kesin, ister koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı kesin. Bu testere size fazlasıyla yeter. Bu testereyle şov yapacaksınız. Pratik, sağlam, benzin derdi yok, yakıt derdi yok, şarj et kullan, üstelik iade garantili. Memnun kalmazsanız iade edebilirsiniz veya ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Şimdi kampanyaya dikkat.
Hofmann Pro şarjlı el testeresine 999 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik kargo da bedava. Yanında özel taşıma çantası, zincir bileme E'si, Alyan anahtarı ve zincir yağı da bizden sizlere hediye. Bu mükemmel testereye 999 liraya sahip olacaksınız. Üstelik kapıya teslim. Ödemelerinizi ister nakit, isterseniz kredi kartıyla yapabilirsiniz. Benzinli ağaç motoruna 7-8 bin lira vermeyin. İşte muhteşem bir ürün. Üstün Alman dizaynı Hofmann Pro şarjlı el testeresi. Hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bağ bahçe bulaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın, Hofmann Pro şarjlı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Akpolat Erkek Öğrenci Yurdu ve Akpolat Kız Öğrenci Apartları. Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Akpolat Öğrenci Yurt ve Apartında öğrenciler için yüksek konfor, hijyenik çalışma ortamı ve üstün güvenlik sağlanmaktadır. Yurdumuz ve apartımızda tek kişilik, çift kişilik, üç kişilik balkonlu ve suit odalarımız mevcuttur. Ücretsiz Wi-Fi, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Erkek öğrenci yurdumuzda sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra spor salonu, çalışma odası, çamaşır ve ütü odası mevcuttur. Anadolu Kurumsal Yemekçilik, 1994 yılından bugüne kadar Sivas'ın güvenilir gıda sertifikasyonuna sahip toplu yemek yapan bir firması olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlığınıza, hijyene, kaliteye ve fiyata önem veriyoruz. Sivas'ta organize sanayi bölgesinde 1500 metrekare büyüklüğünde, bölgenin en büyük fabrikasında son sistem makinelerimizle el değmeden yemek üretimi yapıyoruz. Günlük 20 bin kişilik yemek kapasitesi ve alanında uzman personellerimizle sizler için A kalitede ürünler kullanarak özenle hazırladığımız yemekleri güvenle ve en uygun fiyatla kapınıza kadar getiriyoruz. Türkiye'de sayılı olan el değmeden özel vakum sistemiyle 3 güne kadar tazeliğini koruyan yemek paketleme sistemimizle sağlığınız güvenilir ellerde. Hijyen, mutfak ve taşıma, TS standartlarına sahip sektörün öncü kuruluşuyuz. Anadolu Kurumsal Yemekçilik. Sivas'ta en uygun fiyatlı, en kaliteli, uygun ödeme koşullarıyla mobilya nereden mi alınır? Tabii ki Sivas Ceren Mobilya'dan. Yenilenen ürünleriyle Park AVM'de büyük sonbahar-kış kampanyası başladı. Tüm ürünlerde etiket fiyatına nakitte %25 indirim, elden taksit imkanı ve etiket fiyatına kredi kartına taksit imkanı. Sivas Park AVM 24 saatte teslimat tüm il, ilçe ve yurt dışına sevkiyat sağlamaktadır. Adres: Eski Yımpaş Yeri Kat 3, Şube 1, Eski Diyaliz Merkezi Yenişehir, Şube 2, Aksu 1. Etap Karşısı. Sivas'ın ulusal boya markası Laçin Boya. Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon: 0346 218 12 37.
1991'den beri Sivas'ın değişmeyen kalitesi Kangros, geniş ürün yelpazesi ve herkese uygun ekonomik fiyat politikasıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyuyor. İster toptan, ister parakende, fiyatsa fiyat, kalite ise kalite, hizmetse hizmet. Sizleri Toptancılar sitesindeki şubemize bekliyoruz. Kangros'a uğramadan karar vermeyin. Kangros Market, toptan fiyatına perakende alışveriş. Adres: Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi, İmren Sokak numara 1 Taksim'e. AET Elektronik bir Sivas markasıdır. Jungle.
hareketli mi oynayacağız mı? Aşkın artık ellere, sanma ki sana döneceğim yine. Boş ver be can kız, şimdi sıra bende. Dön dön hadi geri dönme sakın bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın sen, beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Dön dön hadi geri dönme sakın bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın sen, beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Sen beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Dön dön hadi geri dönme sakın bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın sen, beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Sen beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Dön dön hadi geri dönme sakın bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın sen, beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Sen daha çok çekeceksin. Teşekkürler. Kerim Bey, ne diyorsun sen şimdi? Daha biz çok mu çekeceğiz yani? Vallahi, daha çok mu çekeceğiz? Vallahi şöyle söyleyeyim, bu şarkıları bana yazdırtan İnşallah Allah'ımdan temenni ediyorum, çekmesin, çektirtmesin. Amin. Bu öncelikle bana bunları kim yazdırdı şu anda izliyordur kendisi de. Dediğim gibi büyük bir hikaye var. Çekmesin, çektirmesin. Allah kimseye çektirtmesin. Amin. Sonuçta aşk da sevgi de önemli. Sevilmek de önemli, sevmek de önemli. Tabii ki. Tabii bazen İşte karşılık göremezsiniz veya görürsünüz, aşk biter, sevgi biter, saygı biter. Bunlar da işte yazılmış. Bizde hani eskiden bilgisayarlar vardı, şöyle disketleri vardı siyah. Evet. Takardınız, taktıktan sonra tık 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 diye okurdu onu. Bizim disketimiz de şu anda içeride tık 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 diye okuyor, biz de oynuyoruz. Onun için kitabımı belirttiğim gibi. Evet, evet, biz reklama girdik yaşamak, kitaba. Yaşamak ve yaşatmak. Kerim Şanlı. Bu kitap ben okuyacağım. Teşekkür ediyorum getirdiğiniz ben için. Teşekkür ediyorum. Kerim Bey, çok enteresan bir adını var. Bu kitap çok enteresan bir kitap. Şimdi şöyle söyleyeyim. Anlatır mısınız değerli izleyicilerimize? Şimdi bu kitabın... Satışa çıkarttınız mı bunu? Tabii tabii, şu anda Diyaner'de satışta. Dediğim gibi işte Kerim Şanlı ile ilgilendiğimiz için... Evet. Fazla kitaba yoğunluk veremiyoruz ama o kitabın konusu şöyle, yaşamak istiyorsak ilk önce karşımızdaki insanı yaşatalım, karşımızdaki insanın hakkına saygı gösterelim. Sonuçta siz ona göstereceksiniz, o size gösterecek, o başkasına gösterecek. İnanın hayat çok farklı oluyor. Yani yaşamak istiyorsanız tek bir kural var, karşınızdaki insana saygı gösterin. Tabii. Yaşarken yaşatın. Çünkü kitabımda ben şunu da belirttim. Burada hem öğrenci oluyorsunuz,
karşınızdakinden bir şeyler öğreniyorsunuz. Hem de öğrendiklerinizde başka birine aktarıyorsunuz. Yani hem öğrencisiniz hem öğretmensiniz. Ya bu kitabı sevgili izleyicilerim de alıp okumalarını tavsiye ediyorum. Evet, yani değerli izleyicilerimiz çok güzel gerçekten. Zaten ismine öyle bir ismine var ki herkes yani buna merak eder. Yaşamak ve yaşatmak Kerim Şanlı bir kitap. Satışta varmış. Herkes tavsiye ediyoruz. Bakalım ne yazmış Kerim Bey şu anda karşında, ne yazmış. Yani çok enteresan. Ben bugün okuyacağım buna. Gece zaten uyuyamıyorum. Zaten hem Melike'ye izleyeceğim hem kitap okuyacağım. Sevinirim. Şimdi şöyle, bu kitap da aşağı yukarı 150 sayfaya yakındı Azra'nın. Ama bizim toplumumuzda şu var, yani çok sayfalı kitapları okumuyoruz. Alıyoruz, işte üçte birini okuyoruz, sıkılıyoruz, atıyoruz kenara. Sonra başkasına geçiyoruz. Ben dedim ki yani bunu kısaltayım. Yani hem kısa olsun hem de okudukları da kalsın. Hani o kadar kısa değil de yani bu kitapta çok önemli ve hayat içinde şimdi, ilgili şey varsa ne gerek var bu kadar kitap şimdi, olsa yani her şey biri burada var şimdi yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kitabı ben aşağı yukarı bir senede yazdım. Aşağı yukarı iki sene evvel. Mesela şu anda bile ben alıp okuduğumda, bakın yazan benim. Ya bu sayfayı okurken arkadaki sayfayı merak ediyorum. Ben yazdığım halde. Hani derler ya sürükleyici bir film. Evet. Yani okudukça arkadakini, arka sayfayı merak ediyorsunuz. Orada ne yazmış. Yani güzel bir kitap yazdık. Ne bileyim. Evet, sadece kendi düşüncelerim. Inşallah. Yani hiçbir alıntı falan yok kesinlikle. Yani felsefe şimdi üzerine. Bir şey söyleyeyim mi Kerim Bey? Evet. Şimdi telefon çıktıktan sonra kitapları bir kenara bırakılmış. Normalde eskiden hep kitapları roman okulurdu, detektif vardı falan. Ben mesela çok kitap okudum. Çok mesela roman kitaplar, detektif bunlar çok seviyordum, okuyordum. Şimdi bu telefonu geldikten sonra kitabı unuttuk. Bu bir gerçek yani. Hani, ama çok enteresan varsa tabii ki insan. Ben şimdi buna enteresan yani okuyacağım. Onu... Bir de geçen bir iki ay önce burada konuk vardı. Ayşe Hanım biliyorsunuz. Ayşe Doğan Hanım. Ayşe Doğan Hanım mesela şahir Ayşe kitabı Hanım'a verdi. Da kucak dolusu selamlar. Evet. Onun kitabı mesela okudum Şahidler. Yani çok güzeldi. İşte böyle enteresan bir şey karşıma olursa okuruz. Ama eski gibi ve hani dolaptan çıkarıp da kitap okumuyoruz. Sadece ben kesinlikle değil, herkes böyle. Niye telefonda herkes artık? Evet. Kesinlikle. Evet. O kitabı dediğim gibi bir senede yazdım. Sadece kapak önünün tasarımını nasıl bir tasarım yapayım? Nasıl evet, rafta dururken yüzlerce kitap arasında insanların evet, dikkatini çeksin. Evet. İnanın 2-3 ayda sadece bu çok tasarımla uğraştım. Çok güzel tasarım yapmışsınız. Yaptım. Bakalım dediğim gibi. Evet, şimdi şey bir sürü mesajları gelmiş. Mesajları, o Rusça, Amerika, Gürcü, Türk. Bir sürü gelmiş de gelmiş. Nereden yok, yok ki? Marttıra. Bunu okusak yani bir gün gerekiyor herhalde. Yani evet. 40 ülkede varız öyle mi? Çok güzel. Her ülkeden izliyorlar. Tüm mesajları. Gulum Çiçek var. İyi akşamlar. Başarılığıyla daim olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyoruz buradan. Teşekkürler. Manana Kupat Sarıya Madloba Manana Qolotvis Kuyqurebt Didi Madloba Suzi Uğmesi Madloba Aynur İlmaz başarılılar dilerim. Allah yolunu daim açık etsin. Çok teşekkür ederiz Aynur Hanım. Selamları gönderiyoruz. Natia Şavişvili Madloba. Bir sürü var. Pati Şavişvili Maya Şevardnadze, Maya Meryem. Evet, Hiya Romanadze, Leyla Şavişvili, Manço Şavişvili, Nino Labadze, Ramazan Kartal, çıkmış olduğun yolda başarılıyla diyelim. Yeni selamlar. Aleyküm Halit selam. Bey size amcama gönderiyormuş. Amca mı sizin? Evet, amca. Buradan selamları gönderiyoruz. Amcama çok çok selamlar olsun. İsrail'den izliyorlar. Benim arkadaşım İrma İzori'ye. Çok çok teşekkür ediyorum. Türkçesi de biliyor kendisi. Çünkü önceden İstanbul'da yaşamış. Amerika'dan izliyor Aykut Kiriç. Teşekkür ederim. Amerika'dan Manço Manana izliyor. Manolia. Cemil Özdemir. Sizin evet,
Kendisi hem şairdir hem de oyuncudur. Öyle mi? Evet. Hem şairmiş hem oyuncumuz. Cemil Bey'e de buradan kucak dolusu selamlar. Selamları gönderiyoruz Cemil Bey. Sevgililer Azra Hanım'a ve konuklarına. Teşekkür ediyoruz ve selamları gönderiyoruz. Çok mesajlar var. Hepsi mesajı okuyamam. Çünkü o kadarımız, vaktimiz yetmez. Cegugia Madloba, Elene Madloba. Hani Rusça, İngilizce artık her şey okursa vallahi yetmez bu kadar zamanı. Şimdi WhatsApp'a gelelim. Merhaba, ben Mustafa Kartal, değerli amca oğlum Halit'te ve sizlere başarılar, iyi yayınlar diliyorum. İnternette üzerinde izliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Mustafa amcama da buradan kucak dolusu selamlara gönderiyoruz. İyi yayınlar dileriz. Konuklarınıza ve kıymetli dostum sinema oyuncumuz Halit Efe'ye selamlar. Sabri Çetin size. Değerli hemşerim Sabri Bey'e de buradan kucak dolusu selamlar. Selamları gönderiyoruz. İyi yayınlar. Kerim Şanlı'ya başarılar diliyorum. Severek diliyoruz. Ahmet Baş Güçlü Bir Ses size göndermiş mesajı. Selamlar gönderiyoruz buradan. Halit Kartal, başarılar daim olsun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Azra Hanım, merhabalar. Ben İstanbul'dan İlker Ertuğ, film ve dizi oyuncusum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Oyuncu arkadaşım Halit kardeşime ve sizlere başarılar diliyorum. Selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamları gönderiyoruz buradan. İyi yayınlar diliyorum. Melike ve sevgililer, her zaman yanındayız. Yayında yemeği geçen herkese teşekkürler diyor. Teşekkür ediyoruz. Bizden selamları gönderiyoruz. Melike'cim, size gelmiş bu mesajı. Teşekkürler. Evet. Selam, iyi yayınlarlar. Minak Melike'ye çok selamlar söylüyorum. Ben Tulay'ı sürekli takip ediyorum. Güzel bir türkü istiyorum. İyi akşamlar. Şimdi size canlı izliyorum. Teşekkür ediyoruz. Buradan selamları gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar size. Beğenerek izliyoruz. Eşim Burcu ve kızım Sevgi, yenim Rüzgar ve Sevilay için bir şarkı istiyorum. İyi yayınlarlar diyorlar. Bir sürü şarkı geliyor. Kerim Bey, siz gitmeyi düşünüyoruz. Ne yapacağız biz böyle? Azra Hanım, iyi yayınlarlar. Esmer abisinden Melike'ye sevgiler. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Selamları selam gönderiyoruz. Halit Kartal ve Tüm Kartal ailesine selamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlarlar. Buradan da selam gönderiyoruz. Buradan çok tüm çok Kartal teşekkür ederim. Selamlar olsun. Evet. Varlığınız daim olsun canım ailem. Çok mesajlar var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Herkes mesajına yetişemiyoruz maalesef. Her programda böyle söyleyeceğiz bütün mesajlarını. Herkese mesaj atanlara, bize izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyoruz şimdi çünkü mesajları artıyor, susmuyor. O kadar mesajları Facebook'tan, WhatsApp'tan, her yerden geliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Demek bu sevgi biz kazandık. Çok şükür Rabbim. Hepimize. Demek başarılı insanlarımız. Hepimize ki bunlar biz kazanıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Tabii kesinlikle. Şöyle bir şey yapalım mı? Selam gönderen bütün dostlarımıza birer alkışla biz yollayalım mı? Tabii güzel ki olur, o da olur. Yani. Bütün bize değerli izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz ve selam gönderiyoruz. Türkü istiyorlar. Şarkı istiyorlar yani. Siz gitmeden önce şarkı yetişelim. Sonra biz bol bol muhabbet yaparız yani. Anladım. Evet. O zaman şöyle diyelim. Hışkıra hışkıra diyelim. Bu slow. Ya bu tam tersi. İlk üç şarkıda sitem ediyoruz. Ama bunda yakarıyoruz. Yalvarıyoruz. Hışkıra hışkıra ile o zaman devam edelim. Tamam. Haykıra haykıra doğrudur. Thank you.
ne sen geriye döndün, ne ben unuttum. Hıçkıra, hıçkıra doldu gözler. Doldu gözlerim, haykıra, haykıra, ağlar yüreğim, haykıra, haykıra, ağlar sen geriye döndün, ne ben unuttum. Hıçkıra, hıçkıra doldu gözlerim. Hıçkıra, hıçkıra doldu gözlerim. Haykıra, haykıra, ağlar yüreğim. Haykıra, haykıra, ağlar teşekkür ediyoruz. Biraz duygulandık. Geçmişlerde gittik artık. Şimdi dediğim gibi. Evet. Hepsi inanın yaşanmış. Evet, yaşanmış. Zaten sözlerinden de belli. Yani inşallah sevenlerimiz. Maşallah ve çok güzel, harika bir şarkılar var size. İnşallah daha çok şarkıları, albüm çıkaracaksınız. Daha çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Kerim Bey. Evet, şimdi tekrar TikTok'a gelelim. Melike'cim, şimdi TikTok'ta anlatır mısın, bahseder misin? Mesela her gün canlı yayındasın. Nasıl yaşıyorsun? Sen TikTok beraber yaşıyorsun. Benim izlediğime kadar. Gündüz yatıyorsun, gece yatmıyor mu? Nasıl yok, oluyor bunlar? Aslında bazıları öyle düşünüyor. Benim mesela uyku problemim var maalesef. Geceleri yatamıyorum. Bu uzun sürelerdir var. Manevi annem de bilir bunu. Çiçek abla burada şu anda kendisi. Uzun süre, senelerdir bunu yaşıyorum maalesef. O yüzden bu TikTok bir nevi bana arkadaş da oldu aslında. Oradaki insanlar bana. Ben orada günümü geçiriyorum. Hani gündüz, gece fark etmiyor. Benim uyuduğum 4-5 saat, bazen 2 saat bile. Şu anda mesela bugün 2 saat uyudum. Bu bana yetiyor kimi zaman. Hani aslında sorun... Alışmışsın artık zaten. Sorun iyi bir örnek değil şu anda söylemem. Ama ben orada artık bir hayat kurdum kendime. Hayat kurduğum için oradaki insanlarla bir şeylerimi paylaşmak, hayatımı paylaşmak, evimi paylaşmak hoşuma gidiyor. Evet. Hani onların da bana sevgilerini paylaşmaları hoşuma gidiyor. Hani ben sevgi insanıyım çünkü. Ne kadar sevgi görürsem o kadar şımarabilen, o kadar sevgi gösterebilen bir insanım. Hani insanlardan
Şimdi orada çok değişik insanlar da var. Beklentiler çok farklı da olabiliyor. Herkesin beklentisi farklı. Kimisinin maddi, kimisinin manevi. Ama benim en çok olan şey manevi olarak desteğe ihtiyacım oluyor benim orada. Bu bana iyi geliyor. Moral olarak, günlük hayatımın rutini olarak. İyi hissettiğim için hayatımın çoğu zamanını orada geçiriyorum artık. Evet. Hani çünkü artık şey oluyor, karşılıklı bir meraklaşma oluyor artık. Ben mesela açmadığım zaman onları özlüyorum, oradaki sevdiğim insanları, beni sevenleri. Ben açmadığım zaman onlar beni merak ediyor. Yani mesela TikTok özelimden yazıyorlar, normal numaramı bilenler normalden yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Hani şöyle söylemem gerekirse bu bence anlatılmaz yaşanır. Gerçekten. Yani, güzel bir bağ kurduk biz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de gece uyku problemi var. Ben de seni ne kadar yatıyorum. O kadar fazla ben de uyuyamıyorum. Şimdi alışıyor insan. Ben de gece işte bazen TikTok takılıyorum. Bazen ne bileyim. Şöyle bir problem de var. Uyku düzeni olanların da düzenini bozmuş bir insanım ben. O da var. Yani şey, ama beni bak, izler. Sen öyle diyorsun ama bütün seni izleyicileri gece onlar da yatmıyor. Onu diyorum. Evet. Yani normalde aslında rutin bir şekilde uyuyanlar bile uyumayanlar var şu anda benimle beraber. Bir mesaj geldi. Oyuncuya geçmeden bir parça... Sizden bir parça daha istiyorlar. Mesaj gelmiş Kerim Bey. Sonra muhabbetini istiyor, devam edin diyor. Yani önce bir parça alalım diyor. Bütün parçaları biz kullandık ama. Yani yazmıyor şey hangi parça da, istiyorlar maalesef. Ama herhangisini okuduğum parçadan tekrar okuyabilirsiniz. Ha, tekrar o zaman ne diyelim? Şımarık sevgilim Slov o pek şey değil. Biz gene o zaman Can Kız diyelim. Can Kız'a da ben veda ederiz. Olur mu Azra Hanım? Tamam, olur. Tekrar bir son kez bir İzleyicilerimiz kirmek istemiyoruz tabii ki. Sürekli bize izliyorlar. Yani muhabbeti sonra devam edin, parça alalım diyor. Şu aslında şımarık da vardı ama şımarığı dijitale koymadık. Neden koymadık? Okumalarda bazı hatalar gördüm ben kendimde. Evet. Dijitale koymadık. Şimdi dijitale koymadığımız bir şarkıyı da burada okumak doğru ha, değil. Tamam o zaman. Tekrar hangi o zaman Can Kız diyelim. Tekrar... Can Kız'dan sonra da tamam, ben izleyicilerimden... Tamam bir şey gelsin o zaman. Sun.
bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın, sen beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Dön dön hadi geri dönme sakın bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın, sen beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Sen beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Dön dön hadi geri dönme sakın bana geri, sen delinin tekisin. Aşkıma inanmadın, sen beni saramadın, sen daha çok çekeceksin. Sen daha çok çekeceksin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çeksinler bakalım, çeksinler. Allah kimseye çektirmesin. Yani aşk değeri bilmeyen çeksin o zaman, ne diyeyim? Ama kimse çekmesin tabii yani, ki. Ben şöyle söylüyorum, yani benden, benim ahımdan çekmesin. O da başkasından yani ona çektirsin. En azından günah sevabı da başkasının olsun. Yani herkes yani kendine cevap alır ya, o kadar. Yani dediğim gibi. Evet, şimdi Melike'cim, ben izliyorum TikTok'ta oynuyorsun. Çok güzel oynama var senin. Değil mi? Burada bir oyna yapar mısın böyle, senin izleyicileri de görsün. Bizim izleyicilerimi de görsün. TikTok'tan gayet rahat oynuyor Melike. Değişik değişik bir sahnede görelim. Evet, bir saniye canlı görelim seni. Ne dersin? Burası deplasman oluyor. Evde kendi yeri. Evet. Yani, bir burada da dene nasıl bir olacak. Yani mesela şey var şimdi. Hani heyecan değil de şu anda birden yap deyince hani böyle insan bir tuhaf olur ya. Ama biraz önce öyle demiyor. Biraz önce uyumak. Yok, burada çok rahatız tamam, hepimiz. Hani, hepimiz relax olabiliriz, onda sorun yok. Ben kapı gıcırtısına bile oynayan bir insanım. Bazıları mesela Roman mısın der, her çaldığım parçada Kürt müsün der, Arap mısın der. Severim yani, her yöreyi dinlerim. Her yöreyi de oynarım. Peki ne müzik gelsin sana, hangi müzikte oynarsın? Ha tamam, bak Yoneki gönderiyor. Ben oynamaya beceremiyorum. Siz oynayın. Ha olur. Hem siz de hemşire. Bir eşlik et. Kerim Bey de eşlik etsin. Beraber o zaman. Tamam hadi, ben bilmedim, bilmiyorum ama. Döneriz tamam. Ya hiçbir şey yapmıyorsak. Tamam buyurun. Ses de alabilirsek çünkü bir şey yapamam. Ses bir... Thank you.
bekliyoruz. Maşallah. Tebrik ederim Melike Hanım. Teşekkür ederim. Vallahi ayağına her şey var Melike sende. Mutfak, oynamak, her şey maşallah. Tek başında ne kadar başarılı bir kız. Evet. Evet. Şimdi Halit Bey, sizin oyunculuktan bahseder misiniz? Mesela çok çekimlerdesin bu son aralarda izliyorum, evet, sizi. Yoğunum, takip yani ediyorum. Mesela anlat bakalım değerli izleyicilerimiz sizin çekimlerimiz. Şimdi, nerelerde oynuyorsunuz? Nereler çekiyorsunuz? İsim paylaşmayayım ama. Paylaşmayın. Ha. Aa evet, Kerim Bey bir gönderelim o zaman, vaktimiz geldi. O zaman ben şöyle veda edeyim. Azra Hanım, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer. Melike Hanım olsun, ben Halit Bey ederim olsun. Güzel bir duygu burada olmak. Benim saat 10'da da biliyorsunuz. Evet, söylediniz. Var. Ama ben yine sizi kıramadım. Teşekkür ediyorum. Ben sizi kırmak istemedim, geldim. Ama ayrılmak zorundayım. Çünkü onda kendi programıma yetişeceğim Genç Kral TV'de. Ben şimdiden izninizi isteyeyim. Seyircilerimizden de izin isteyeyim. Başka bir günde İnşallah. Gene aynı ekip burada toplanırız, doğru mu? İnşallah. 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 Her zaman. Beni programa da konuk olarak çağırsam gelirsiniz. İnşallah. Çağırsın, hep uçumuz gelir. Bir günde çağır, hepimiz uçumuz gelir. Aynen, aynen gelirim. Sanatçılar günü yapalım hatta. Evet. Aynen, aynen. Program yapalım. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Kitabımdan Melike Hanım'a Halit Bey'e de verirsiniz. Evet. Ben sizin orada var. Evet. Teşekkürler. Okumanızı istiyorum. Okuruz mutlaka. TikTok'ta konuşurken, oynarken şöyle bir gösterirsiniz. Peki, tekrar size iyi muhabbetler, iyi sohbetler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Size de iyi yanlar diyorum. Devam ediyorsunuz şimdi tabii ki. Ben devam edeceğim. Peki, kendinize iyi bakın. Teşekkürler. İyi yayınlar. Güle güle. Hayırlı akşamlar. Evet, Kerim Bey anlattı gibi ve şimdi yolculuk gitti, yayın var. Evet. Şimdi muhabbetimiz devam ediyoruz Halit Bey. Şimdi siz anlat değerli, nasıl yapalım? Sen söyle, değerli izleyicilerimize tanıttır kendine. Mesela şu anda çekimlerdesin, birkaç tane çekim var. Evet. Orada burada koşuyorsunuz. Buna ilgili bir yani konuşursunuz. Mesela sinema oyuncusunuz. Oyuncusunuz. Yani tanıttır kendini, konuşursunuz. Bu ara evet, sinema ağırlıklı çalışıyoruz. Projelerin ismini söylemeyeyim. Yani biraz yüksek ses. Geçen gün mesela mecliste bir çekimimiz vardı. Buğday Tanesi adlı. Evet. Bir engelli vekilimizin hayatını anlatan bir sahneydi. Evet. Onun mücadelesini ve bu zamana geldiği dönemi anlatan bir projeydi. Orada birkaç sahne aldım, rol aldım yani. Bir hafta falan sürdü çekimleri. Yoğunuz yani, teklif geliyor, değerlendiriyoruz. Yani günümüz günümüze uymuyor. Bugün mesela buradayım, İstanbul'dayım. Evet. Şimdi döneceğim Ankara'ya. Ankara'dan nasibimiz nereye çıkarsa oraya yolculuk edeceğiz. Şimdi ben size bir anımı anlatayım. Bu işe ilk başladığımda tanıştığım güzel bir insan. Ona da buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Kudret abime, Kudret Dönmez'e. Beraber çok sahnede rol aldık. Ramazan ayındaydı geçen. Böyle son gününe doğru Ramazan'ın. Oruçluyuz. Orucumuzu açtık. Sahura kaldık. Ama bir yağmur yağıyor. Orada rol icabı mafya rolündeyiz. Yani vurulma sahnelerimiz falan var. Şimdi sahurumuzu yaptık. Yağmur yağıyor. Vuruluyoruz. Yat kalk. Yat kalk. Üstten havadan yağmur üzerimize şırıl şırıl akıyor. Şimdi Kudret Bey'e bakıyorum.
Halit diyor, beni diyor niye buraya davet ettin diyor. Ben diyor böyle olacağını bilseydim gelmezdim dedi. Abi dedim biz dedim kader dostu değil miyiz? Ayıp ettin dedi. Sen ne dedi ben dedi ölüme giderim dedi. Ben gerçekten o insanı çok seviyorum ve birçok projede de beraber yer aldık. Benim vazgeçilmez bir abimdir. Yani program başlangıcında da bahsetmiştim. Sanat evet, emek evet, istiyor. Doğru. Sanat mücadele istiyor. Sanat severek ve sabır isteyen bir şeydir. Tabii sevmek ki de. Lazım sanatı. Yani kısa ve öz geçeyim. Yağmuru da yedik. Karda da bulunduk. Güneşli havada da bulunduk. Eksi bilmem kaç derecelerde de çalıştık yani. Onun için bu meslekte sabır çok önemli bir şey. Evet. Ama şu da var. Çevre için paraya da itaatkar olmamak lazım. Yani para her şey değil yani. Para gelip geçir. Ben şuraya bir projeye diyelim ki 100 milyara anlaştım geldim. Bu 100 milyar burada biter. Dakikasına biter. Kalmaz. Ama kişilik kazanırsın. Paraya değer vermezsen çevre kazanırsın. Saygınlık kazanırsın. Derler ki Halit Kartal bir numaralı oyuncu. Halit Kartal paraya itaat etmiyor. İşte Azra Hanım paraya itaat etmiyor. Melike Hanım paraya itaat etmiyor. Saygınlığı var. Efendi, hanımefendi diye hitap ederler. Seni daima tutarlar. Tabii ki de. Yani ben ilk başladığım dönemler paraya pek önem vermedim. Şu anda hala öyle akmasa da damlıyor Rabbimize hamdolsun. Şükürler olsun. Karnımız doyuyor. Yani ama para her şey değil yani. Önemli olan dostluktur, saygınlıktır, sevgidir. Yine yani şimdi siz hayallerini kendini dediniz program baştan hayallerim vardı benim tabii ki. Zaten şimdi, küçükten dediniz. Tabii. Bu hayalleri kazandınız. Hayallerimin peşinde koştum. Peşinde tabii i̇nandım, ki tabii ki koştum, inandım. Mücadele ettim. Mücadeleyi severim. Mücadeleci insanı da severim, emekçiyi severim. Çünkü emekçinin bir hakkı vardır. Mücadele eder her zaman. Mücadeleci insan hiçbir zaman kaybetmez. Tabii ki. Buna emin olun, hiçbir zaman kaybetmez. Çünkü mücadele emeklemekle gelir. Şimdi doğuyorsunuz. Hemen yürüyebiliyor musun veya konuşabiliyor musun? Konuşamıyorsun, yürüyemiyorsun. Evet. Yani önce bir gözünü açıyorsun, dünyaya böyle bakıyorsun. Ben neredeyim diyorsun. Nereye geldim diyorsun. Önce gözünü açıyorsun. Sonra yavaş yavaş gözlerin açılıyor. Ağzın, yüzün, vücudun bir şekil alıyor. Sonra zaman geçiyor. Besleniyorsun, mama yiyorsun, süt emiyorsun. Ondan sonra abalamaya başlıyorsun. Yaşın geliyor, ayağa dikiliyorsun. Yürüyorsun. Hayat. Yani hayat mücadele ediyor. Okul yılın başlıyor işte. Erkeksen askere gidiyorsun. Kız çocuğuysan yani belli bir dönem okursan, kariyer yaparsan, ayakların üstünde duruyorsun. Okuyamazsan hadi... Yani evli evine, köylü köyüne diyorlar yani. Doğrudur. Evlenip gidiyorsun. Bir şekilde hayat dönüyor yani. Ama şu da şu anda senin kaç tane çekişi var? Yani tiyatroda da oynuyorsun. 3 yıl içerisinde 24 tane projeye imza atmışım. 24 tane projeye imza atmışsınız. Yayınladın mı bunlar yani? Yayınladım. Yayınladım. Zaten takip ediyorsun. Takip ediyoruz, görüyorsun. Evet. Ama şöyle bir şey var. Kimisi vizyona girenler var, vizyona girmeyenler var. Evet. Böyle şeyler var yani. Hemen ha deyince olmuyor. Yani tabii belli ki bir de. Yapım tabii süreci var. İşte aldığın rollerde kimisinde olmadı bir dağlar oluyor işte bizim çekim esnalarında olmadı bir dağlar. Orada ya yandan çekiyor ya yanın görünüyor veya ne bileyim kelimelerini kesiyorlar, diyaloglarını kesiyorlar. Bir şeyler oluyor yani. Hepsi bir olmuyor. İnşallah bakalım güzel projelerimiz de var. Bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Her şeyin i̇nşallah, hayırlısı. İnşallah inşallah hayırlısı yani sanat, her şey güzel olacak. Sanata ben şunu diyorum. Sanat mücadele ister. Sanata değer ver ki bütün insanları kucaklayabilesin. Evet. İnsanlar da seni benimsesin. Ben şimdi oyuncuyum diye veya ünlü olma peşinde değilim. Ben ekmeğimin peşindeyim. Ekmeğimin peşindeyim yani. Şimdi ünlü olsam ne, olmasam ne? Ünlü de aynı yere girecek, ünsüz de aynı yere girecek. Yani
herkes bir gün oraya girecek yani. Fark yani. Eden bir şey yok. Dünya evreni döndüğü sürece, dünya batana kadar herkes o yere girecek. Ama şimdi insanlar var mesela, bu unlu olmak hayal ediyorlar. Çok yani uğraşıyorlar ya, bunu olmamak için. Biz izliyoruz zaten. Ne kadar gençler, insanlar mesela söylüyor açık açık. Yani unlu olmak istediğim için bunu yaptım, şunu yaptım. Bir sürü bir şeyleri yani ne bileyim uğraşıyorlar ya ben, bunu. Ben ama şöyle söyleyeyim. Benim hayatım hep mücadelelerle geçti. Yani çok iş yaptım ben. Hiç gocunmadım yani. Gocunmam da. Niye gocunayım? Alnımı teriyle kazanıyorum. Ha, bu sektöre girdiğimde benimle çok alay eden de oldu. Yok arkan görünüyor, yok önün görünüyor. Ya, o arkan önün görünüyor diyenler bugün. Hani şimdi Melike konuştu bugün, ya aynı o lafa geldin aynı, sen de. Bugün, hani konuşan var, konuşmayan var. Kim nasıl yani görebiliyor? O millete bakarsak biz o zaman hiçbir şey yapmayalım. Kapatarım şimdi, kendisi. Şimdi öyle yani, bir şey yok öyle yani. Öyle bir şey yok. Bak ben azimle, mücadeleyle bu zamana geldim. Daha da ileri gideceğim Allah'ın izniyle. Şimdi o bana arkan görünüyor, önün görünüyor deyip yüzüme gülen insanlar, dalga geçen insanlar bugün o kardeşim, canım, cicim, kankam, arkadaşım. Kusura bakmayın. Herkesin bir seviyesi var, mesafesi var. Mesafeli olacaksın. Evet, yani, doğrudur. Neydim demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Yani ben onu bilirim, onu konuşurum. Yani sen kendine yolunu devam ediyorsun. Kendine mutlusan, kendine inanıyorsan, kendine yolunu devam ediyorsun. Hepimiz için geçerli bu lafı. Şimdi, ben kendine inanıyorsam, güveniyorsam, kendine ne istiyorum ben biliyorsam, milletinin dedikleri bakmam ki yani tamam söyleyen çok olur. Yani hepimizde var böyle bir insanlar. İlla ki bir laf derler, bir şey derler. Ama biz o lafa bakarsak, onlar konuşan insanlara bakarsak o zaman dediğim şimdi, gibi ve kapatırız kendime hiçbir evet, şey. O der, bu der. Yani o da o dedi, bu ki, dedi diye bizim hiçbir yani şey yani. Yani ya şükür. Yani biz kendine işini. Şimdi şöyle bir şey, lafını kestim. Melike hatırlıyor musun? Melike beni canlı yayında aldı. Yani bir türlü ulaşamadım. Melike'ye takip ediyorum 7-8'e. Hani 2000-3000 yayını insanları giriyor. Bir sürü yorumları çabuk çabuk gidiyor. Bazen göremiyor insan yani. Sonuçta nasip olsa Melike gördü beni. Kabul etti. Teşekkür ediyorum. Yayını aldı. Orada konuştuk. İşte dedim Vizyon 58 TV'de seni konuk almak, misafir davet etmek istiyorum falan. Öyle canlı konuştuk falan. Yorumları da gördün değil mi? Bazen gülüyorlar orada. Nereye gidiyorsun? Kimseye güvenme. Biz ne yapıyorduk? Melike'yi kaçırıyorduk mu? Sonuçta koskocaman 90 milyon Türkiye'nin bir kanalda davet ediyoruz. Ama tabii. O insanların kafası demek çalışmıyor. Yok, şimdi yani şöyle bir şey de var. Hani orada yorumlar yazanlar oldu. Şöyle bir şey de var. Beni orada seven, sahiplenen insanlar da var. Tabii ve ki. Mesela gerçekten seviyorlar. Hani birebir, realde görüştükleri normal orada. Beni sahiplendikleri için mesela ben TikTok'tan çok darbe aldığım insanlar da oldu. Güvenip mesela TikTok'tan güvendiğin değil. Bir süre arkadaş oluyorsun, bir şey oluyorsun. O insanlardan darbe alıyorsun. Evine gidip yemeğini yedin ya da evine gelen insan bile zamanı geliyor sana darbe atıyor. Hani insanlar da beni sevdiği için bir koruma içgüdüsüne giriyorlar bazen. Hani şimdi sizin kim olduğunuzu bilmedikleri için hemen acaba yine mi üzülecek? Çünkü o zaman ben üzüldüğüm zaman o sorunu onlar seni gidiyor. Sevdikleri yani, de uzuluyor tabii ki. Hep beraber üzülüyoruz çünkü ben onlara da yansıttığım için ben şey yapamıyorum. Rol yok bende. Hani mutsuzken orada mutlu gibi görünemiyorum. Zaten çok çok kötüysem açmıyorum yayınımı. Ama bir şeyler paylaşmam gerekiyorsa ya da orada sevdiklerimle nasıl kafamı dağıtmam gerekiyorsa eğer o yayını açıyorum ki onlarla beraber moral buluyorum. Hani o yüzden de ilk böyle ön yargılar maalesef olabiliyor. Sonra mesela bak direkt siz girdiniz yayına, geldim mesela. Evet. Hemen gittiler sizi araştırdılar. Tamam dediler, okey baktık gerçekten böyle bir şey var. Bunlar çok güzel bir şey. Yok o senin, güzel bir şey evet senin doğrudur. Ona, senin için, seni korumak için araştırmalara girmeleri, seni korumaya çalışmaları gerçekten çok güzel bir şey. Mesela bu TikTok platformu dediğim gibi çoğu insan para kazanmak için
daha çok para kazanmak için mesela şey yapıyorlar. Ama ben orada insan kazanabildiğim kadar zenginim. Yani evet, bu çok önemli bir şey. İşte aynı konuya değinmek için evet. Önemli olan insan kazanmak. En kazandığım güzel yürekler. Açık mı o mikrofon acaba? Açık. Açık. Siz. Yani en güzel kazandığım şeyler oradaki sevgi dolu yürekler. Hani çok güzel bir şey. Yani seni korumaları, seni sahiplenmeleri. Hani ben bu yola çıkarken yalnızdım. Tek başıma da şu anda yüz binlerce takipçiye ulaşmadım. Tek başıma yapmadım ben bunu. Onlar beni sevdikleri için yükselttiler. Hani ben mücadele ettim. Mücadelemin sonucunu aldım sadece. Hani çok güzel meyvesini alıyorum şu anda. İnsanlardan sevgi görerek. Hani tabii maddiyatı da var ama maneviyatı bilmiyorum. Ben her zaman da diyorum, bunu yayınlarımda da diyorum. Benim için maneviyatı paha biçilmez. Hani riski verin Allah derler. Aynen. Eğer senin riskiysa illaki de o kazancı da gelir tabii, tabii ki. Ama insanlar kazanmak da böyle kolay değil. Hani ben baştan da söyledim, tekrar söylüyorum. Bu Melike'cim bizim yani gerçekten çok insanları kazandı. Bu bir başar, yani büyük bir başar. Hani binlerce insanlar TikTok var, binlerce insanlar Instagram var ama seni ne kadar bu kadar sevgi herkes kazanamıyor. Bu ya, bir başar, bu sizden kaynaklanıyor. Sıcakkanlılıktan gelir, evet. Sevgi, saygı. Ama takipçilere de ilgileniyor yani. Tabii canım. Gerçekten şimdi, ilgileniyor. Yani bütün benim şey, bir tane enerji harcıyor, konuşuyor, oynuyor, değişik değişikleri bir şeyleri yapıyor. Bir oyuncu gibi ve yani. Bir oyuncu diyelim yani. Hiçbir zaman herkes ben yapamaz. Telefonumu yanımdan ayırmam mesela. Şimdi gece yatarım, yastığımın altındadır. Çoğu kişi zırıl zırıl çalsa, telefon çalsa da kalkmaz. Dakikasına çalsın, en ufak sese kalkarım. Çünkü niye? Belki bir kardeşimin bir ihtiyacı vardır. Evet. Veya ne evet, bileyim bir acil bir durumu vardır. Bir eşimin, dostumun, akrabamın bir acil bir durumu vardır. Niçin? Onlara hemen müdahale edebilmek için. Çünkü böyle yaşamını sürdüreceksin. Her zaman hazır ol da duracaksın yaşamda. Evet. Şimdi ben Türkiye'nin belki de yurt dışından da yani çok eşim vardır, dostum vardır. Türkiye'de nereye gideyim? Her ilde veya her ilçede, her kasabada bir tane her yerde çalacağım kapım vardır. Evet. Çalacağım bir kapım vardır. Çünkü neden? O da bizim insanlığımızdan, sevginliğimizden, saygınlığımızdan, dostluğumuzdan, arkadaşlığımızdan, belki samimiyetimizden, belki sıcakkanlılığımızdan, belki dürüstlüğümüzden, mertliğimizden kaynaklanıyordur. Evet. Gerçekten beni seven bütün gönül dostlarıma, saygıdeğer büyüklerime, hemşerilerime, Ankara'da yaşayan bütün dostlarıma, Çankırı'da yaşayan bütün hemşerilerime, Ilgaz'da yaşayan bütün hemşerilerime, köylülerime, canımdan çok sevdiğim Kartal aileme, hepsine buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Onların varlıkları bana yetiyor. Güzel duaları bana yetiyor. Ben onların dualarıyla her zaman yola çıkıyorum. Onların güzel dilekleriyle ileri gidiyorum. Evet, yayınımız sona geldik. Bayağı çok mesajları vardı. Yani gerçekten mesajlar yetişemeyeceğiz mi yönetmenim? Evet, Melike Hanım'a çok selamlar. Kendisi çok seviyoruz ve takip ediyoruz. Murat Gurenç ve ailesi. Teşekkür. Selam, iyi akşamlar. Ben Halise, Melihan'ın moderatörüm. Melike'nin çok güzel sesi var. Kısaca bir şarkı söylersin, sevinirim. Melise, keşke bilseydim. Hani orada söylüyorsun da ben unuttum, kaçırdım yani. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınıza devamını diliyorum. Anadolu'nun Ilgaz dağlarının, soğuk dağlarının sıcak adım Halit Kartal, kardeş başarılar dilerim. Kuzenin Sefer Aluç. Merhabalar, ben Mustafa İldirim, Minak Melike'den
Bir parça istiyoruz, başarılarınıza devamını dilerim. Çankır İlgazı'nın gururu Halit Kartal başarılarının devamını dileriz. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgili hemşirem Halit Kartal'a sevgilerimi sunarım. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Şerif Gur, başarılıların devamı dilerim. Yolun açık olsun Halit abi. İrmak Kartal, Avustralya'dan selamlar. Konuğunuz Melike'me sevgi ve saygılar diliyorum. Kaya ailesi. Herkese selam buradan gönderiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün bizim izleyicilerimiz, bütün mesajları atanları, Melike'nin, Halit Bey'nin, Kerim Bey'nin, Azra'nın herkesine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şarkı bilseydim, yani ben bir oynamaya istedim şarkı sizden değil, ama... Şarkı ben selam göndermek istiyorum. Tamam, söyle. Çünkü o şey dediğiyle... Selam bekleyen arkadaşlarım. Ben öncelikle bütün TikTok aileme, şu anda bir sürü sınırsız olduğu için maalesef tek tek şey yapamıyorum. Ama bütün moderatörlerime, Avusturya'dan Kaya ailesine, Almanya'dan Nuraldin ailesine, Şeyma ve ailesine, Şermin, Vedat abi, Dyson'ı sevam, bunlara, Zemher'ime, sonra Talise'me, Fethiye'me, ya bütün moderatörlerime, bütün sevenlerime buradan selamlar gönderiyorum. Manevi annem Çiçek Gürenci, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bütün herkesi seviyorum, insan olduğu için. Evet, sen de... Sana da teşekkür ediyorum Melike'cim. Bugün geldiğiniz için, beni kırmadığınız için, canlı yayın aldığınız için. Hani ne güzel, mutluyum ve çok memnun oldum böyle yakın tanışmamak için. İleride daha çok yakın, çok daha görüşeceğiz inşallah. Bir kişiyi unuttum. Onu unutmamam lazım. Çünkü gece gündüz benim yayınımda beraber oluyor. Sancak Mercan abim. Sancak Mercan. Sağ olsun, var olsun, her zaman yanımda. Ona da çok teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Murat Sancak değil mi? Evet. Murat Sancak Bey'e selam gönderiyoruz buradan. Ben bugün unuttum. İlmaz Silver 925 Gümüş sponsorumuz var. Evet, çok güzel takımları var Gümüş'ten. Çok uygun fiyatlara satılıyor İlmaz Bey. Tavsiye ediyorum İlmaz Silver 925 25 Gümüş'ünü sayfaları takip edin değerli izleyicilerimiz. Kargo'dan da size gönderebiliyor. Çok uygun fiyatları bir Gümüş'ler satılıyor. Evet Halit Bey, sonsuzları alalım çünkü programın sona geldik. Selamlama yapalım. Çünkü sonra bizden sonra Hüseyin Duman'ın programı devam ediyor. Buradan bütün hemşerilerime, İstanbul'da yaşayan Çankırılı hemşerilerime, Ankara'da yaşayan Çankırılı hemşerilerime, güzel ilçem Yeşillikler Diyarı Ilgazlı hemşerilerime, canımdan çok sevdiğim ata toprağım, baba yurdum Çatak köyüme, orada yaşayan bütün köylülerime, canım aileme, Kartallar ailesine ve tüm gönül dostlarıma, sosyal medyadan beni takip eden bütün gönül dostlarıma, oyuncu arkadaşlarıma, ismini sayamadığım bütün oyuncu arkadaşlarıma kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla selamlıyorum. Sizler var olun. Bizler her zaman sizleri temsil etmek için sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Her daim bu yolda, kutlu yolda yürüyeceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim Halit Bey geldiğiniz için. İnşallah tekrar görüşme ve her dileğiyle zaman, diyoruz. Her zaman görüşeceğiz inşallah. Size i̇nşallah de, birbirimize destek oluruz. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi burada onur ettiniz, gururlandırdınız, misafir ettiniz. Azra Hanım, bundan sonraki yayınlarınızda sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür Ankara'ya ediyorum. Ne zaman yolun düşerse her zaman bir çok açık kapın var, ederim. Başım gözüm üstüne. Her zaman teşekkür bekliyorum. Ediyorum. Melike'cim, ayrıca sana da teşekkür ediyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Zaten bir de hemşiresiniz, evet. Melike Hanım da Ilgazlı'dır. Bakın, evet. İki Ilgazlı burada buluştu. Evet. Senin de her zaman Ankara'da bir açık kapın var. Başım çok gözüm üstüne her zaman beklerim. Teşekkür ediyoruz. Ben de Vizyon 58 TV ailesine
Teşekkür ediyorum. Ben de burada çok mutluyum gerçekten. Geldiğim günden çok mutluyum. Bir aile benim burada. Bütün değerli izleyicilerimize, mesaj atanlara, herkese teşekkür ediyorum. Anlamadın? Ha evet. Herkese teşekkür ediyorum. Her hafta pazar 19.45 Azrail'e Rengarek programı sakın kaçırmayın. Sivas kanalda biliyorsunuz. Evet. Sivaslara da selamları burada gönderiyoruz. Alperen Musim Bey, Kurt Başkanım'dan bütün ekiplere teşekkür ediyoruz. Ne diyeyim, bize takipte kalın. Her pazar bize izleyin. Sürpriz dolu bir Azrail'e Rengarenk program sizi bekliyor. Bu arada Melike tatlım, sana bir hediye Sultanahmet'ten getirdim. Canlı yayında kahve içiyorsun ya. Burada Sultan kahve fincanları var tatlım. Çok teşekkür ederim. Bu fincandan senin kahve içmesini canlı yayında görmek isterim. Mutlaka. Çok evet. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yönetmenim bir önceki şarkı verdiniz ya, böyle kapatalım mı? Hepimiz oynarak kapatalım. Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendi bulur kocayı. Muazzez döktür, Muazzez döktür, al yanaktan öptür, al yanaktan vazgeçti, dudaklardan öptür. Döktür, Muazzez döktür, al yanaktan öptür, al yanaktan vazgeçti, dudaklardan. Altyazı M.K.